Yüksel'de güzelce gezdik dolaştık. Umarım gösterebilmişizdir birazcık. Benim daha önce yemediğim, adını unuttum, neydi bu? T ile başlayayım. Neymiş o? Kaşarlı olan şeyi yedik ya. Üzeri kaplı. Ben de unuttum. Tombeki tarzı bir şey. Neyse, videosunu izlediniz, onu gayet güzeldi o da. Sonra patatesi de yedik. Güzel yerlerde de dolaştık. İkisinden çok fazla doyunca aslında orada Belgium Chocolate yerleri vardı. Onlara uğrayalım istiyordum ama olmadı. Marketten aldıklarımız artık. Oradaki Belçika çikolataları şey yapacağız. Bakacağız. Brüksel'le birlikte Belçika işi bitti. Şimdi Hollanda'ya doğru yola koyulduk. Yaklaşık 2 günde Hollanda'da geçirdikten sonra Almanya tarafına geçeceğiz. Oralarda devam edeceğiz. Bundan sonrası Hollanda. Belki küçücük bir Belçika'da bir şey vardı ya, Village diye alışveriş merkezi. Belki oraya bir uğrayabiliriz son gün. Bakacağız, onda ekstra olur. Şimdi Hollanda'ya doğru geçiyoruz. Belçika sınırından geçip Hollanda'ya giriş yaptık. Tabelalar bayağı bir Hollanda oldu. Plakalar turuncu oldu, Hollanda oldu. Bizim daha kaç, 1,5 saatlik daha yolumuz var, bakalım. Devam ediyoruz. Şunu göstermek istedik ki sağ baştan say, 1, 2, 3, 4, 5 şerit olarak gidiyoruz. Toplasan kaç nüfusu var buranın? İstanbul Edirne yolunda 2 şeride düşer. Burada 5 şeritle yolculuk yapıyorlar yani. Bana enteresan geldi. Daha önce bunu görmüştüm ben. Şimdi anlatmaya çalışacağız. Gösterebiliyor musun? Ben bir sen şey yapsana. Gösteriyorum. Kenarlarda sular var. Her yer sulak zaten. En dipte onların işte hem evleri var, hayvanlar burada yanlarda geliyor, suyunu içiyor. Orada otunu yiyor. Ondan sonra geri şeye, ahırına dönüyor yani. O tarz bir sistem, böyle kilometrelerce gidiyordu daha önce gördüğüm. Bu da o tarz bir şey. Şurada bir hayvanlar var. Onlar bir şey, koyun mu onlar? Göremiyorum ben. Evet. Çok değişik gelmişti bana şeyleri. Metre sonra sola dönün. Korkuttular adamı. Ben şöyle bir tane tekerlek kamyonet alayım diyorum. Ne diyorsun? Ben kullanırım onu. Yandaki araba kadar baksana. Benim binmem için merdiven lazım. Öf. Nasıl bir duman çıkardı ya. Bigfoot. Ağaçlara bakın. Çok güzel olmuş. Tepede birleşmişler. Böyle bir koridor, bir tünel oluşturmuş. Burada çok güzel duruyordu. Kırmızı ışıkta duruyorken ayarladık, kendimizi çekelim bunu diye. 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Bitti. Bu kadar. Güzeldi ama. Aa, dur.
Botun mu çıktı? Amsterdam'da dışarı çıkabildik sonunda, arabayı park edip. Bir trafik vardı. Ayrıca bir bisikletli trafiği, her yer trafik vesaire, acayip yorulduk. Şimdi bir şeyci vardı, Arjantin steak yenecek yer vardı. Bu çocuk ne yapsın, hala çalışıyor bak orada. Ben de otele gidince çalışacağım inşallah. Arjantin steak yenecek yer vardı, o tarafa doğru gideceğiz inşallah. Trafikten yamulduk. Onu bir kere daha söylemek isterim. Her yer bisiklet. Bisiklete yol ver. Ayrıyetten yayaya yol ver. Oradan şey geçiyor, tramvay geçiyor, ona yol ver. Bir araba gidemiyor dedim ya. Hava o kadar erken kararıyor ki bana 4.30-5'te hava kararmaya başlıyor. Saat 6'da kararmış oldu. İyice. Ha, şurada çok güzel yerler var varmış. Zaten yürüyecektim onu. Fransa'da yok. Fransa'da Almanya'da yok. Niye bu tarafa geldik? Öbür taraftaydık. Pelikan sesi gibi ses. Karşıdan karşıya geçme için çıkan ses. Dam Caddesi, Dam Meydanı, buralara gelin deniyordu zaten. Buraları keşfedeceğiz. Önce bir yemek işini halledelim.